Burada tabii olağan şüpheliler kimlerdir dersek aslında bir uzun bir liste yapabiliriz. Çünkü uluslararası ilişkilerin yapısı az önce de söylemiştim o müdahale araçlarına baktığımızda çok çeşitli olduğu için bir sürü olağan şüpheli karşımıza çıkabilir. Ama en o liste böyle bir liste yaparsak birinci, ikinci, üçüncü sırada kimler olur diye bakarsak İran diyelim ama İran'ı bir bütün olarak belki düşünmemek gerekir burada. Yani İran'daki bazı aktörler böyle bir saldırı gerçekleştirmiş olabilirler. Daha önceki o tanker saldırılarında... Bazı aktörler mi dediniz? Yani o aynı. Bazı aktörleri açılmamı isterseniz. Açacağım. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı aktörler de böyle bir şeyden... Yani o olağan şüphelilerde ikinci sıraya onları da koymak gerekir. Şimdi Bolton... kovuldu ya da istifa etti. Kendisine göre istifa etti ama Başkan Trump'a göre kovuldu. Bir Amerika Birleşik Devletleri-İran çatışması ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik askeri, sınırlı da olsa askeri bir operasyon yapmasını kimler arzu eder diye baktığımızda işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton ve onun ekibi ile onun yakın ilişki içerisinde olduğu bir takım lobiler. Yani bu lobilerin bir kısmını Orta Doğu'da da işte Orta Doğu'dan kaynaklandığını da söyleyebiliriz. İsrail lobisi ve başka lobiler de mesela belki enerji lobisi bu işin içinde olabilir. Evet. Yani bu mesela Irak Savaşı'nın arkasında kim vardı dersek 2003 Irak Savaşı'nın Amerika'nın işine yaramayan, Amerika'ya zarar veren o savaşın arkasında İsrail lobisinin, enerji lobisinin, silah lobisinin yani işin içinde olduğunu görürüz. Burada da böyle bir sınırlı da olsa İran'a karşı böyle bir yıpratma savaşı ya da İran'ı yıpratmaya yönelik böyle bir hareketi arzu eden bir takım kesimler var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama Amerikan Başkanı bunların içerisinde değil. Amerikan Başkanı daha önce de söyledi, şimdi burada da her ne kadar o cümlesinin arkasından İran'ı tehdit etse de, yani güçlü bir ordumuz var dese de, aslında İran'la bir çatışma, savaş arzusu içerisinde değil. İran'a dönersek, yaptırımlar, Donald Trump'la birlikte yeniden başlayan yaptırımlar, daha da sıkı bir şekilde yeniden başlayan yaptırımlar, gerçekten İran'ın can damarlarını çok sıkmış durumda. Yani şöyle bakıyor İran'da bir takım aktörler, yani radikal aktörler. Mesela belki Ruhani ve Zarifi bunun dışında tutabiliriz. Onlar daha... İran'ı uluslararası camiadan koparmamaya yönelik, daha yumuşak tepkiler vermeye yönelik politika arzusu içerisindeler. Ama oradaki radikal aktörler şöyle bakıyorlar. Yani biz petrol satamıyoruz. Evet. Bu bizim can damarımız. Gerçekten İran'ın bütçe gelirlerinin en önemli kısmını petrol oluşturuyor. Ama Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ki bu İran'a yönelik ambargonun arkasındaki aktörler, onlar da var bu işin içinde. Bunlar istedikleri gibi petrol satabiliyorlar. Ve anlaşmaya dönüş konusunda, yani o 2015 nükleer anlaşmasına dönüş konusunda uluslararası aktörlerden de yeteri kadar destek almıyoruz. Avrupalılar işte bir takım mekanizmalar oluşturdular alternatif ticaret konusunda. Bunlar yürümedi, işe yaramadı. Çin aynı şekilde, Hindistan aynı şekilde. Dolayısıyla zaten aslında bu tehditte bulunmuşlardı. Yani biz petrol satamazsak Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişine de müsaade etmeyiz diye İran'daki bir takım aktörler zaten tehditlerde bulunmuşlardı. Ne yapabilir İran diye baktığımızda yani bence birinci şüpheli aslında İran, ama İran'da kimler olabilir? Yani İran'ın bunu doğrudan... Hocam özür dilerim. İran derken yani İran hükümet ve devlet yönetiminden bahsetmiyoruz. Onu kastetmiyorum. Yani İran'da aslında kimden İran kaynaklı da olabilir. Devrim muhafızları içerisinde bir grup da olabilir. Ya da İran'ın bunu başka aktörler üzerinden de yapma mesela şansı var. Mesela Husiler üzerinden ya da Irak'taki Haçlı Şabi üzerinden yapabilir. Ya da Suriye üzerinden yapabilir. Yani bunu birçok aktör üzerinden yapabilir. Çünkü İran'ın çok kuvvetli bir asimetrik savaş konusunda çok tecrübesi olduğunu ve çok kuvvetli bir ağı olduğunu, yani o ideolojik bağlarla desteklenen çok kuvvetli bir ağ olduğunu biliyoruz. İşte Ensarullah gibi, Hizbullah gibi, Haçlı Şabi gibi İran'daki dini liderin iki dudağı arasından çıkan herhangi bir sözü gerçekleştirme konusunda hemen harekete geçecek olan bir takım aktörler var. Dolayısıyla bunlar eliyle de bu gerçekleştirilmiş olabilir. İran'ın böyle bir şey yapmaya sebebi var mı derseniz,
motivasyonu var mı derseniz, var gerçekten. Çünkü bu şekilde giderse İran'daki rejimin ayakta kalma şansı zayıflıyor. Çünkü en önemli gelir kaynağını kaybetmiş durumda. Ama mesela istifa ettirilen ya da kovulan Bolton gibi aktörler de o uzun zamandır arzuladıkları İran'daki rejimi yıkma çerçevesinde İran'a sınırlı bir askeri operasyon yapma konusunda, onu tahrik etme konusunda da böyle bir şey yapmış olabilirler ki bu konuda eğer böyle bir niyetleri varsa Trump'ı zorluyorlar gerçekten. Trump yani müdahale etmeyeceğim diyor ama bir taraftan da çok güçlü bir ordumuz var diyor. Yani o yüzden çok sıcak bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Peki.